Arkadaşlar Merhaba Karpuzlarımızı diktik Otomatik sulamalı pet şeyle Bu toprak altından suluyor Diğer videolarımızda var Patlıcan mısır ve karpuz birlikte diktik Patlıcan çiçek açtı Mısırımız büyüyor Karpuz büyüdü Dal atmaya başladı Bu şekilde Bu ana dal Yan dallarını attı Diğer yan dalları attı Şimdi karpuzla budama. Bu çok önemli. Şimdi çiçekler var. Karpuzlarımızın kollarında, ana dalında, diğer dallarında. Bunlar karpuz oluşturacak. Ancak bu çiçekler 7 erkek çiçeğe bir dişi çiçek şeklinde oluyor ortalama. Budamada bir dal alınıyor. Dal alırken dişi içeceklerin olduğu dalları alırsak karpuz verim sıfıra düşer. Veya fazla alırsak karpuz verimi yine düşer. Bu çok riskli bir yöntem. Diğeri daha doğal, daha basit. Şimdi karpuzlarımız büyüdü. Bakacağız şekline çürük olan veya şekli bozuk olan küçük kalan varsa bunları ayıklayıp temizlersek verimli bir şekilde karpuz alırız. Karpuzlarımız büyümeye başladı. Bakarız sayısına ne kadar istiyorsak. Boş yan dallar varsa, karpuz olmayan, çiçek olmayan boş yan dallar varsa bunları da alabiliriz. Bunda hiçbir risk yok. Çünkü tozlaşma olması gerek. Bu da tabiatdaki arılarla böceklerle oluyor. Tozlaşmayı yanlış dal alırsak ortadan kaldırırız ve 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 düşüklüğü olur. Verim düşüklüğü olur ve hiç alamayız. Buna dikkat etmek gerek. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.